Pazartesi günü açtık saat 11'de 4'e kadar. Bugün de son günümüz. Saat 4'te kapatacağız. O günden bugüne insanlarımızın bizlere göstermiş olduğu ilgiler, alaka, insanların sorunları, sanki psikologmuşuz gibi gelip dertlerini bize anlatmaları. Yani kime dokunsan bir ah işitiyorsun. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, bilhassa emekli vatandaşlarımızı üye yapmak için buradaydık. Kimseyi zorlamadan, kimseyi çekmeden, hırpalamadan kendilerinden gelip bizlerle ilgili konularını anlatıp, sorunlarını dile getirip, tamam deyip bizlere üye oldular. Onlara çok çok teşekkür ederiz yanımızda olduğu için. Bu sorun hepimizin, Türkiye'nin sorunu. Yalnız senin, benim veya çalışanın, çalışmayan işçinin, herkesin sorunu. Onun için ne kadar güçlenirsek, ne kadar birlik olursak, ne kadar yan yana gelirsek sesimizi daha güçlü şekilde duyururuz diyorum. Emekli vatandaşımızın söylediği, Türkiye'de şimdiye kadar yaşanmamış bir yoksulluk, yaşanmamış bir sefalet içindeyiz diyorlar. Eskiden emekli olduğum zaman bir ev alıyordum, araba alıyordum. Şimdi diyorlar aldığım emekli maaşı, diyelim ki 16 milyon, 12 bin lira civarında, o da zorlamalarla, bağırmalarla, çağırmalarla lütfettiler, sağ olsunlar, 12,5'a çıkardılar. 12,5 eve gidiyor, ev arıyorum diyor. Evin en düşük, en ücra köşedeki evin fiyatı diyor ondan aşağı değil diyor. Ben diyor çocuklarıma destek oluyorum, torunlarıma destek oluyorum. Şimdi diyor evden çıkamaz duruma geldim. Şuraya diyor geliyorum, oturmaya çalışıyorum. Bedava tramvay olduğu için biniyorum. Gelip çay bahçesinde belediyenin vermiş olduğu 5 liralık çay içmeye çalışıyorum. Günde bir tane çay bile içemiyorum diyor. Ve bu şekilde aç susuz tekrar eve dönüyorum. Peynire yaklaşamıyorum diyor. Eti zaten hiç rüyamızda görmez olduk diyor. Yani hangi bir derdini, hangi sorununu anlatacaklarını ve çoğu da çok üzgün. Açlıktan, yoksulluktan bahsederken insanların gıdaya erişimi o kadar zorlaştı ki market market geziyor. Pazara gidiyor, nerede çürük, nerede ucuz, nerede şey varsa alıyor. Bu da hastalığa büyük bir davetiyedir. Hastaneye gidiyorum diyor, sıra alamıyorum diyor. İnternetten almasını bilmiyorum diyor. O kadar büyük dağlar gibi sorunlar var. Ama bizi yönetenler çok güzel, inşallah değişecek. Çünkü değil, denizin kenarını, evin dışını görmekte zorlanıyor arkadaşlarımız. O kadar zor durumdalar ki, tatil neresi arkadaşlar? Bir otobüsün fiyatı olmuş bu kadar, benzin olmuş bu kadar. Aldığı emekli maaşıyla değil şey yapmak, yaşamak için mücadele veriyor. Acaba ölmeden nasıl yaşarımın derdinde insanlarımız.